Herkese merhaba, ben Çağan. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere harika bir channel strip'ten bahsedeceğim. PSP Infinite Strip. Bir süredir PSP Infinite Strip'i kendi mix sayfamda yoğun bir şekilde kullanıyorum. Deneyimlerimi sizinle de paylaşmak istedim. Bir de videoyu sonuna kadar izlerseniz eğer bazı sürprizlerim olacak bu videoyla alakalı. O yüzden şimdiden iyi seyirler dilerim. PSP Polonyalı bir firma ve uzun yıllardır plugin üretiyor ve dünyadaki birçok tanınmış mix engineer da mixlerinde PSP ürünlerine yer veriyorlar. Vintage Warmer mesela bunlardan en popüler olanları. Infinite Strip son çıkardıkları pluginlerden biri. Bu pluginin aslında ilk haliyle şimdiki hali arasında oldukça fark var. Sürekli plugini yeniliyorlar. Son versiyonu, son update'leri tamamlanmış olan versiyonu süper stabil çalışıyor. Çok CPU dostu ve bu pluginle neler yapabildiğimizi size anlatmak istedim. Çünkü modüler bir plugin, istediğiniz üniteyi istediğiniz yere çekiştirebiliyorsunuz. Volüm değişimleri olmuyor. Kendinize göre sayfanızı oluşturabiliyorsunuz. Buna benzer birkaç plugin daha var. Slate ve EK Multimedia'nın pluginleri bunlara çok benziyor. Bu mix rackler falan. Fakat PSP onlardan birazcık daha farklı. Ben de yoğun olarak kullandığım için kendi presetlerimi de videonun sonuna kadar izlerseniz sizlerle paylaşacağım. İsterseniz şimdi plugin'e bir göz atalım. Neler yapabiliyor bu plugin? Ona bir bakalım isterim. Önümde bir kayıt var. Bu kaydı ben 2016 yılında Babylon'da almıştım. Hücum bir kayıt bu. Behringer X18 ile kaydedildi. Oldukça basit. Zaten prova kaydı gibi bir kayıt. Fakat bu kaydı PSP Infinite Strip'i kullanarak neler yapabildiğimizi size göstermek istiyorum. Böylece hem plugin'in sound'a olan tepkimesini siz de duymuş olacaksınız. Hem de bazı bilmediğiniz özellikleri size anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi modülleri anlatacağım sizlere. Yalnız ben bu videoyu çekmiştim. Çektikten sonra birkaç yeri atladığımı fark ettim. O yüzden de videoyu burada birleştiriyorum. Bu bölümü tekrar anlatıyorum. Birkaç farklılık var. Dikkat edeceksinizdir. Hoparlörler farklı vesaire. O yüzden dikkat edenler olursa kusura bakmasın. Evet, bu rack'imiz şu şekilde. Buradan öncelikle resizable mode, yani genişleyip daraltabiliyoruz istediğimiz gibi. Ya da buradan seçebiliyoruz. Sadece aktif olan rackleri göster ya da mini olarak göster. Buradan hepsini görebiliyoruz. Ben şimdi en büyük modda kullanacağım. Her bir, yani toplamda 9 slotumuz var. Her bir slota işte preamp katı, filtre katı, gate, kompresör, limiter ve master fader koyabiliyoruz. Bunlar haricinde dinamik EQ ekleyebiliyoruz. 2 tane de-esser koyabiliyoruz. Vesaire vesaire. Kendimize göre bunu şekillendirebiliyoruz. Her bir kat farklı tepkimelere sahip. Örneğin bu 70'ler, 80'ler, 90'lar gibi burada seçmelerimiz mevcut. Buradaki saturasyon değerleri de değişiyor. Yani şuradan drive'ı aktif ettiğimizde aslında her bir modülün kendine has bir eklemesi bulunuyor. Bunu da şöyle göstereyim size. Örneğin bir test sinyaliyle buna baktığımızda mesela bakalım. Gain'i abarttığımızda. Evet, mesela şu an drive full ve neredeyse distortion şeklinde çalışıyor. Bakın harmonik değerleri burada zaten gözüküyor. Fakat bunu 80'lere aldığımızda bakın bir düşüş başladı. Daha farklı bir eğride bu değerler değişiyor. İşte 70'lere aldığımızda bakın buralar gene değişti. Yani buradan acayip bir renk ekliyoruz ya da azaltıyoruz. Renk istemediğimizde de drive'ı kapatıp sadece plugin'in gain'i neyse onu kullanabiliyoruz. Bu referans bölümünde giren sinyali orada tutuyoruz ve atıyorum işte -6'da çalışmak istiyorsanız buradan o dB'yi ya da RMS değerini belirtip atıyorum -12'de çalışmak istiyorsanız giren sinyal daha yüksekte kalıyorsa bile o -12'de sizlere veriyor. Böylece modül değişimlerinde de ses farklılıkları olmamış oluyor. Şuradan noise ekleyebiliyoruz. Bu biliyorsunuz ki birçok yeni plugin'de var. Eskilerde de vardı. İşte analog emülasyonların noise'larını da ekleyip sanki daha analogmuş gibi bir hava yaratabiliyoruz bunları ekleyerek. Yani drive katından harici. Bunda şöyle bir trik olabiliyor. Mesela snare'ı tonlarken eğer daha elektronik bir davul kullanıyorsanız, yani 880-990 gibi bir snare modülü kullanıyorsanız, mesela ben burada şöyle bir şey yapıyorum. Noise'u aktif edip hemen arkasına bir gate koyduğumda her vuruştan sonra noise
gidip geldiği için yani ekstra bir white noise eklemiş oluyorum. Böylece snare daha parlak duyulabiliyor. Siz de yaratıcı olarak bunu kullanabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz ihtiyacınız yoksa. Sonraki kısım filtre kısmı. Bu filtre kısmında 3 adet seçeneğimiz bulunmakta. Basic filter'da sadece low pass ve high pass yapabiliyoruz. Buradan da 18 ya da 6 dB'lik oktav farklılıklarını seçebiliyoruz. Yani nasıl oluyor? Bir bakalım. Tekrar sinyalimizi bu sefer pink noise alalım. Evet, pink noise aldım. Şimdi grafikten inceleyelim. Şimdi şunları mute'a alalım. Evet, sadece mesela bu kat çalışıyor. Şimdi bakın, şurada zaten gösteriyor. Önce alt frekansları temizleyelim. Evet, böyle bir eğriyle hareket ediyor. Yani kör değeri, Q değeri bu şekilde çalışıyor. Bunu biraz daha arttırdığımızda, 24 yaptırdığımızda artık daha keskinleştiğini görebiliyorsunuz. Çok daha hızlı bir eğriyle alıyor. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza göre nasıl bir eğriyle alt frekansları temizlemek istiyorsanız buradan seçebiliyorsunuz. Bunun haricinde üst frekansları temizlemek istediğimizde mesela onlara nasıl tepki veriyor bakalım. Bakın şu an orta değerde çalıştırıyorum ve şöyle bir eğriyle gidiyor. Bunu biraz abarttığımızda daha keskin ve net bir şekilde temizlediğini görebiliyoruz. Ya da daha smooth bir şekilde burayı indirebiliyoruz. Yani burayı EQ olarak da kullanabilirsiniz. Mesela çok tiz bir şey var ve siz buradaki EQ ile bunu yapmadınız ya da tercih etmediniz. Şu şekilde de üst frekansları kontrol altına alabiliyorsunuz. Sonraki kısım burası gate, ducker ve expander olarak çalışıyor. Ben genelde gate kullanıyorum fakat her bir modülü de gene üstünden değiştirebiliyoruz. Bu üstünden değiştirdiğimiz yani gerçek zamanlı değiştirdiğimiz şekilde yaparsak da seste herhangi bir volüm değişimi olmuyor. Böylece hızlı bir şekilde hangi modülü kullanmak istiyorsak ona erişebiliyoruz. Yani 2 saat seçmiyoruz. Seçtiğimizi attığımızda bir anda volümler inanılmaz bir şekilde değişmiyor. Zaten Infinity Stream'in bence en güzel özelliklerinden biri bu. İstediğimiz modülü anında hızlıca duyarak sese uygulayabiliyoruz. Bu da bize hem hız kazandırıyor hem de pluginler içerisinde kaybolmuyoruz. Evet, gate kısmına bakacak olursak attack, release, hold, threshold, shape ve range olarak neredeyse her şeye müdahale etmemizi kolaylaştırmış. Monitör kısmına basarak sadece bu modüle giren sinyali duyabiliyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Çıkarttığımızda da tüm rack'teki sinyali duyabiliyoruz. Threshold'dan sinyalin ne derece, hangi seviyede müdahale edilmesini ayarlayabiliyoruz. Hold'da ne kadar tutulmasını istediğimizi hayal edebiliyoruz. Atak ne kadar hızlı müdahale etsin, release ne kadar tutsun, ne kadar bıraksın şeklinde full parametre olarak bize tüm modülü kullanma imkanı sağlıyor. Şurada da sidechain bölümüyle zaten istediğimiz ya da istemediğimiz frekansların hangisini sidechain'e göndermek istiyorsak ya da müdahale etmek istiyorsak ayarlayabiliyoruz. Buradan sidechain'i de ekstra olarak input alabiliyoruz. Burada kompresör bölümümüz bulunmakta. Kompresör bölümümüzde 3 adet kompresör seçenekleri var. Klasik olarak aslında şöyle özetlemişler. Optofet ve VCA olarak istediğin kompresörü sese istediğin şekilde anında değiştirerek bakabiliyorsun. Örneğin perküsif bir şey kullanacaksanız işte VCA prosesör demiş bunun adına. VCA olarak bu kompresör çeşidini kullanabiliyorsunuz. VCA kompresörleri örnek olarak en popülerler nelerdir? Mesela benim aklıma direkt ilk SSL geliyor. SSL en çok tercih edilen ve popüler VCA kompresörlerden. Burada Opto ve FET demiş. FET, ben bunu da VCA gibi çalıştığını zannediyordum ama içindeki kılavuzu okuyunca anladım ki aslında 1176 gibi çalışıyor burası da. Zaten bu modüller PSP'nin kendi pluginlerinin rack için entegre edilmiş hali, uydurma derken. Yani ona göre tekrardan optimize edip buraya koymuşlar. Ben çoğunlukla vokalde opto kompresör tercih ediyorum. Perküsyon ve
baslarda da FET ve VCE olarak gidip geliyorum. Bu VCE kompresör bayağı iyi, hızlı çalışıyor. Şuradan mix'imizi wet dry olarak ayarlayabiliyoruz. Yani paralel compression gibi de her bir modülü kullanabiliyoruz. Bu bayağı pratik bir özellik. Buradan sidechain high pass filter ile de istediğimiz hangi frekansta sidechain olmasını istiyorsak, devreye girmesini istiyorsak ya da istemiyorsak ayarlayabiliyoruz. EQ bölümümüzde gene 3 adet EQ seçebiliyoruz. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Modül içerisinde 2 EQ seçebiliyoruz. Yani önce bir EQ seçtik, sonra kompresör seçtik, sonra bir EQ daha koyabiliyoruz. Ama 3 EQ koyamıyoruz mesela. Bazı modüllerden 2 tane koyabiliyoruz. Ben mesela De-esser çok kullanıyorum. De-esser'dan sadece ikisini kullanabiliyorsun. Slotta yer bitiyor. Yani rack'te yer bitiyor. Sonra farklı bir modül ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde yapmışlar. Belki sonra bu değişir, bilmiyorum. Fakat şu ana kadar bana hani yetmediği de olmadı açıkçası. Çünkü 2'den fazla EQ pek kullanmıyorum. Her bir EQ gene 3 modülden oluşuyor. Yani 3 ayrı EQ çeşidini anında kanalda duyup değiştirebiliyorsunuz. Channel EQ, Precursor EQ ve Retro EQ olarak isimlendirilmiş. Şimdi ben bir sinyal gönderdim. Mesela buradaki değerlere bakalım. Burada 7K ve üzerini açtım. Bakın, hiç değerleri değiştirmeden nasıl bir farklı Q değerine sahip. Şuradan göreceğiz şimdi. Bakın, bunu aldığımızda daha sivrildi. Farklı bir yere evrildi. Buraya aldığımızda ise üst frekansları direkt high shelf şeklinde görüyoruz. Bu bence Infinistrim'in en güzel özelliği. Yani bütün kanallardaki her şeyi hiç değiştirmeden 3 farklı modülü de kullanıyoruz. Bakın burada üst frekanslar ne kadar farklı bir değerle açıldı. Oysa ki bizim buradaki ayarlarımız hiç değişmiyor. Bu çok iyi bir özellik. Böylece giren sinyale EQ yaptığınızda acaba bunda nasıl tınlıyor diye hızlıca karar verebiliyorsunuz. Bakın mesela belki bu daha güzel tınlıyor, belki bu daha güzel tınlıyor. Zaten burada da ne kadar farklılıkları olduğunu rahat bir şekilde grafikten görebiliyorsunuz. Her bir EQ parametresi full band olarak ayarlanabiliyor. Gördüğünüz gibi buradan Q değerlerini ayarlıyorsunuz. Buradan hangi frekansa müdahale etmek istediğimizi ayarlıyoruz. Buradan da gain, yani açıp kısmayı ayarlıyoruz. Mesela şu an geniş bir Q'dan dar bir Q'ya aldık. Bakalım diğer EQ'larda ne oluyor? Evet, hepsinde farklı bir değere sahip. Sonraki kısmımıza geçecek olursak 3 adet limiter'ımız bulunmakta. Kompresör gibi burada da opto, VCA ve brick wall bulunmakta. Bunun yanında da bir ekstra bir saturasyon ekleyebileceğimiz bir modül bulunmakta. Burada klip ettirebiliriz. Artık nasıl bir efekt arıyorsak buradan hepsini hızlıca seçebiliyoruz. Mesela hard klip yaptırmak istiyorsak şuradan hard klibi, soft ya da tape şeklinde, tüp şeklinde saturasyon karakterlerini ayarlayabiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Ben çoğunlukla şu opto limiter'ı çok beğeniyorum. Bu böyle biraz old school masalarda, hani EMI vari bir etki yaratıyor seste. Bunu çoğunlukla kullanıyorum. Zaten preset arşivimi sizinle paylaşacağım. Oradan da göreceksinizdir. Bu arada o preset arşivini kullanmak istediğinizde sadece gain değerlerini ayarlayıp kanala hızlıca müdahale edebilirsiniz. Bazı kayıtlar için yüksek, bazı kayıtlar için düşük olabilir. Siz gainleri ve referans gainlerini ayarlayarak en hızlı şekilde kendi sesinize adapte edebilirsiniz. Son kısma gelecek olursak burası da master kontrol kısmı. Burada evet bir fader'ımız var. Pre ve post olarak sinyali burada görebiliyoruz. Stereo kanalda bu biraz değişiyor. Ne oluyor? Onu da hemen göstereyim size. Stereo kanala aldığımızda burada bir genişlik ünitesi ve balans, yani left ve right'ı ayarlayabileceğimiz ekstra iki butonla geliyor. Buradan da sese genişlik katabiliriz ya da daha monovari bir şekilde daraltabiliriz. Bir de en güzel özelliklerden biri, siz eğer şu modüller içerisine gelip bakacak olursanız burada reaktif EQ'yu göreceksiniz. Reaktif EQ bir çeşit multiband kompresör gibi çalışıyor ve
siz istediğiniz değeri arttırıp istemediğiniz frekans değerini kompres edebiliyorsunuz. Bu genelde benim çok kullandığım bir özellik. Mesela hızlıca bir duymak istersek neler yapabiliyoruz? Bir bakalım. Mono tuşuna, yani monitör tuşuna basarak şimdi giren sinyali dinleyeceğiz. Bakın. İstemediğimiz bir yeri mesela bu bölümü biraz kompres edelim. Mesela şu an şu frekansı kompres ediyoruz. Yani ne oluyor? Yani böylece istemediğimiz frekansı ya da istediğimiz frekansa buradan bir dinamik EQ modülüyle müdahale edebiliyoruz. Bu çok kullanışlı. Bas gitarda bunu kullanabiliyoruz. Örneğin istemediğimiz bir alt frekans var. Buradan bulup gene kompres edebiliriz ya da istediğimiz bir aralığı da yukarıya alabiliriz. Bununla beraber dehumer modülü bulunmakta. Burada da eğer alt frekanstan kaynaklı bir ham gürültüsü varsa buradan bu şekilde müdahale edebiliyoruz. En sevdiğim modül de-esser modülü. Ben çok de-esser kullanıyorum. Sadece vokalde değil, örneğin istemediğim bir kanaldaki sesi de dinamik EQ gibi, özellikle tizlerde oluşan de-esser'ı kullanarak çözüme ulaşıyorum. Yani daha az EQ kullanıp bunu kullanıyorum. Örneğin elektrik gitarda sevmediğim, beğenmediğim bir frekans varsa ya da hi-hat'te ya da gene snare'da bunu kullanıyorum. Mesela bakalım, buradan frekansı seçtiğimizde mesela ihtiyacımız olmayan bir yere bunu konumlandıralım. Hangi oranda ne derece müdahale etmek istediğimizi sensitivity bölümünden hassasiyet oranımızı ayarlıyoruz. Q değerinden de ne kadar bir aralıkta bunu kompres etmek istediğimizi ayarlıyoruz. Range'de de ne oranla buna müdahale etmek istediğimize bakıyoruz. Duyalım. Şu frekansı, yani yaklaşık 8.22 frekans bandındaki sinyali 3 dB kadar aşağı yukarı kompres ediyoruz. Bu bayağı işlevsel arkadaşlar. Zaten vokal mixinde de bunu göstereceğim. Şeyden de, presetlerden de indirip benim presetlere bakabilirsiniz. Anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım her şeyi anlattım. Gerçek zamanlı olarak sinyali girdiği andan itibaren çeşitli modüllerle değiştirip kulağımıza ve işimize en uygun şekilde ayarlayıp işlemimizi yapabiliyoruz. Oldukça pratik. Şimdi isterseniz ben bir soloya alıp şarkıyı size bir dinleteyim. Kanallarda bir ne var ne yok ona bakalım. Ondan sonra da Infinity Strip ile miximize devam edelim. Can't break those ties that bind. You can't erase what's etched in stone. You can't be together and alone. Anytime. Thank you.
of time. You can't turn back the ends of time. You can't break those ties that bind. You can't erase what's etched in stone. Evet, parçamız bu şekilde. Şimdi ben bu parçayı 2016 yılında Babilon'da kaydetmiştim. Bu hücum bir kayıt. Sadece 13 kanalda rekord edildi. Bunu Behringer X18, Behringer X-Air 18 ile kaydettik. Oldukça basit bir kayıt. Standart mikrofonlar kullanıldı. Şimdi ben de sizlerle beraber bunu sadece Infinity Strip ile mixleyebilir miyim? Bir buna bakmak istiyorum. Kick'ten başlayalım. Eklediğiniz presetleri bu bölümden açabilirsiniz. Burada hemen ben kendi kick, snare presetlerimi açmaya başlayayım. Presetleri hızlıca açtım. Dediğim gibi size bunları vereceğim. Siz de import edip kendiniz deneyerek bakabilirsiniz. Hızlıca kendi preset sayfamdan bahsedeyim. Bu auto kısmından bahsetmiştim. Eğer siz sinyalin giriş seviyesinde devam etmesini istiyorsanız bu auto'yu ayarlayıp referans seviyeden de sadece o aralıklarda kalmasını sağlayabilirsiniz. Ya da kapatıp manuel olarak açıp ya da kapayabilirsiniz. Ben kick'te standart bir 80'ler gain katı tercih ettim. Basit bir filtre, 40 Hz'in altını kat ettim. Yaklaşık 10K'nın da üstünü kat ettim. Bunları duyarak yapabilirsiniz zaten. Solo'ya aldığınızda sadece anytime you feel lonely orayı duyabilirsiniz. Buradan da kısıp açabilirsiniz. Bir gate ya da expander kanalı tercih ediyorum. Bunu bir sürü kanalda kullanıyorum. Çünkü enstrümanın çaldığı bölümlerde açılıyor ve kapanıyor. Bunu çoğunlukla kullanıyorum. Özellikle perküsyonda. Zaman zaman vokalde de kullanıyorum. Bu kayıt canlı bir kayıt olduğu için her kanaldan her şey geliyor. O yüzden mixlemesi birazcık daha zor. Ama çıkan sonuç çok daha organik olacak. Bunu kafamda şöyle bir sound var. Böyle sanki Amerika'nın küçük bir barında bir performans çalmışlar ve orada kaydetmişler gibi duyulmasını istiyorum. O yüzden de oraya doğru yaklaştıracağım mix'i. Şimdi ben biraz bu mix'i kurcalayayım. Az sonra size daha toparlanmış bir şekilde geri dönüyorum. Şimdi biraz uğraşayım üstünde. Sonra neler yaptığımı ve nasıl yaptığımı da anlatacağım. Çok basit bir şekilde bu kaydı güzel bir hale çevireceğiz. Then, well, I'll be there, but then again, you can't turn back the ends of time. You can't break those ties that bind. You can't erase what's etched in stone. You can't be together in the Lord. Infinity Strip haricinde bir saturasyon plugin'i kullandım gene PSP'den. Daha sonra bir kompresör plugin'i kullandım ekstradan, gene PSP'den. Bir tane reverb kullandım. Bir tane echo kullandım. Pardon, iki reverb kullandım. Bir tane echo kullandım. Bir de multiband kompresör kullanmışım. Önce kick. Kick'te zaten bildiğiniz üzere standart template'im vardı. Ona ekstradan sub'lar için, sub'ları kontrol etmek için şuraya bir dinamik EQ ekledim. Yani şöyle oldu.
Bakın şurada sablar var. Burayı kontrol etmek için 3 dB Reactive EQ ile kompresledim. Ondan sonra snare'ım gene aynı. Biraz önce size gösterdiğim template. Çok bir şey değişmedi bunlarda. Hemen hemen her şey aynı. Sadece saturasyon eklendi her bir kanala. Bu plugin yeni çıktı. Bir de sizlerle de paylaşmak istedim. Hem sound'a nasıl etkisi oluyor, ne oluyor, ne bitiyor. Siz de bir duyun. Belki hoşunuza gider. Gerçekten güzel bir ürün. Ondan sonra bir reverb ekledim. Oda reverb'ü. Davullar için. Bir tane spring box ekledim. Yani böyle amfi olduğu için o Fender havasını biraz daha spring bir reverb'le süsleyelim. Böylece o twin reverb'ü yakalamaya çalışalım gibi düşündüm. Sonra bir reverb daha kullanmışım ama bu odayı küçültmek için. Bunu sadece vokalde kullandım. Bakayım. Evet, vokalde kullanmışım. Sadece vokalde kullanmışım bir oda reverb'ü. Ve PSP'den bir tane echo ekledim. Bunu da çok hızlı slapback tarzında ayarladım. Ve onu da vokale entegre ettim. Bir duyalım ne olmuş. Sonra da bunun üzerinden hep beraber otomasyonları yapalım. Bu sayfada size göstermek istediğim bir şey var. Davulları grupladım. Davul grubu burada. Paralel compression yapmadım. Sadece Infinistrip ile çok az kompres ettim. Zaten şimdi göstereceğim bunu. Bir saniye. Evet, biraz da tizleri açtım. Gene saturasyon plugin'i ekledim. Master'da şöyle gene PSP'nin Pultec Style EQ'sunu kullandım. Burada da çok bir şey yapmadım. Üst frekansları biraz boost etmişim. Bir de sub kısımlarını birazcık boost etmişim. Çok da bir şey yapmamışım buradan. Gene orta alanı dengelemek için de multiband kompresörü. PSP'nin Oldtimer multiband kompresörü. Süper bir kompresör. Bayağı analog şekilde çalışıyor. Zaten parametreleri de o şekilde. Piyasada hemen hemen buna benzeyen ben bir multiband görmedim. Bu böyle daha TubeTech, işte Digico'nun o line masalarındaki multiband kompresörleri gibi güzel bir hava katıyor. Bunda da çok bir şey yapmadım. Sadece 1.5-2 dB civarı orta alanı bastım ve sub'ları kontrol ettim. Bir bakalım nasıl duyuluyor genel haliyle. And you can't break those ties that bind. You can't erase what's etched in stone. You can't be together and alone. Anytime. Anytime you feel lonely, call on me. Call on me. You can count on me. Well, you can't turn back the hands of time. You can't break those ties that bind. You can't erase what's etched in stone. You can't be together and
ekstradan şunu yaptım. Her şeyi bir VCA gruba atadım. Bütün mix'i buradan kontrol ederek şimdi otomasyon yapacağım ve son haline getirmeye çalışacağım. Burada davullar var. Bütün davullar, basslar, gitarlar, vokal ve vokal hariç altyapı. Böylece müziği ona göre de dalgalandırabilirim. Reverb olarak çok küçük reverb'ler kullandım ve spring reverb kullandım. Zaten hani duyuyorsunuz. Bunu böyle bir bar havasından çıkartmak istemedim. Çünkü hani bu kayıt en iyi o şekilde tınlayacaktır. Bir de snare'a ekstradan bir replace yaptım. Çünkü yeteri kadar iyi değildi kayıt. Onu da çok az yedirdim. Videoyu buraya kadar izleyenler için şöyle bir sürprizim var demiştim. Bu kanalları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunların ham halini aşağıda WeTransfer linkine koyacağım. O linkten indirebilirsiniz. İndirdiğiniz ve kendiniz mixlediğiniz halleri bana ulaştırabilirsiniz. Belki o sevdiklerimizden bir 5-6 tanesinde sırf öyle bir video konusu yapabiliriz. Hoş olur diye düşünüyorum. Kendi miximi de aşağıya ekleyeceğim. Siz de benim miximle kendi mixinizi kıyaslayıp daha iyi ya da daha kötü diye eleştirebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Ben bu VCA grupları bir dokunmatik moda alayım ve önümdeki faderlara atayım. Şu an geldi zaten. Sıfırdan parçayı dinleyerek otomasyon yazacağım. Bakalım parçanın daha iyi bir yere götürebilecek miyiz? Ona bir hep beraber bakalım. That bind. You can't erase what's etched in stone. You can't be together and alone. Anytime you turn back
ends of time. You can't break those ties that bind. You can't erase what's etched in stone. You can't be together and alone, alone. Evet, otomasyonlarımızı yaptık. Bence parça şu anda dinlenmeye yakın bir hale geldi. Ben son bir kere daha otomasyonların ve EQ'ların üstünden geçeceğim. Çünkü size anlatırken burada çok düşük duymak zorundayım. Bir sesi açıp nerede hata yapmışım, nereye ne ekleyebilirim onlara bakacağım. Sonra mix'i beraber print edeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalları indirmeyi unutmayın. Presetleri indirmeyi unutmayın. Bana yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, şimdi yüksek sesle dinledim. Birkaç EQ hareketi yaptım. Ve burada size göstermek istedim. Ekstradan bir şey yaptım. Saksafona daha bir ambiyans katmak için ufak bir eko ve biraz tizlerini kırmak için saturasyon ekledim. Böylece saksafon sound içinde çok daha yayılan bir hale gelmiş oldu. Şimdi mix bence kabaca hazır. Bunu hep birlikte print edelim. Son bir kere daha dinleyelim. Bu son halinde zaten aşağıda klasöre ekliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Turn back the ends of time, and you can't break those ties that bind. You can't erase what's etched in stone. You can't be together and alone. Anytime. Anytime you feel lonely, call on me. I call on me, and you can count on me. You can't turn back the ends of time. You can't break those ties that bind. You can't erase what's etched in stone. You can't be together and alone. Turn back
ends of time. You can't break those ties that bind. You can't erase what's etched in stone. You can't be together.